Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün üzüm sirkesi yapacağım. Kendi bahçemizden topladığım üzümler. Burada da daha önce yapmış olduğum sirkeler var. Bu bidonu yapalı 2 hafta oldu. Üzeri de sirke anaları oluşmaya başladığı için bunun süzme vakti geldi. Bunu bugün süzeceğim. Bunu yapalı henüz 3 gün oldu. Fermentasyon başladı gayet güzel bir şekilde. Bu üzerinde gördüğümüz köpükler fermentasyonun başladığını gösteriyor. Bidonun içerisinde hareketlenmeler devam ediyor. Aslında sirke yapmak o kadar zor bir şey değil. Bu bahçeden topladığım yemelik olmayan çatlamış tefekleri, aralarında kuruyanlar var. Yıkadım, çöplerinden ayıkladım. Hepsini bidonuma dolduruyorum. Benim üzümlerim bahçemizden olduğu için ilaçsız. Çeşitli yöntemler de yapılabiliyor sirkede. Ben bu yöntemi kullanıyorum. Üzüm sirkesinde. Bazen sonuç iyi oluyor. Her zaman iyi olmuyor. Tutmadığı da oluyor. Hiç sorun değil. Tutanlar bize yetiyor. Bu üzümlerimi elimle sıkıştırıyorum. Patlamayan tepekleri varsa patlamaları için. Saplarını koysak mı koymasak mı diye soranlar oluyor üzümlerin. Koymayabilirsiniz. Sadece tepeklerden de yapabilirsiniz. Esas köyde sirkeyi pekmez yaptığımızda suyunu, üzüm suyunu alıp arta kalan cibil diyorlar. Ondan yapıyoruz biz sirkeyi. Bu yıl pekmez yapmadık. Onun için öyle bir atık da olmadığı için cibil dediğimiz üzümün suyunun alınmış hali. Sirkede yapamadık o şekilde. Bağda kalan üzümlerden, ağacında kalan üzümlerden toplayarak da getirdim. Çok güzel, çok lezzetli bir üzüm bu. Gördüğünüz gibi dolu gibiydi. Yarıya indi sıkıştırınca. Hazırladığım meyvelerimin ilk boğumuna kadar, ikinci boğuma kadar da su ekleyeceğim. İçerisine başka hiçbir şey koymuyorum. Üzerine bir bez örtüp tezgahımın bir köşesinde bekleyecek. Diğer olmuş olan sirkemi şimdi süzüyorum. Bazıları karıştırıyorlar sirkeyi. Her gün karıştırın diyorlar ama ben hiç karıştırmıyorum üzüm sirkesini. Hiç dokunmadan da yavaşça alttan suyunu süzmek istiyorum. Bulanmaması için. Herkesin kendine göre tecrübesi oluyor. Yaptıkça tecrübe ediniliyor. Ben de 10-15 yıldır ilgileniyorum bu sirke işleriyle. Uzun zaman tutturamadım. Kokusu çok güzel olsa da tüketemedim yaptığım sirkeleri. Ama şimdi gayet güzel
tutturuyorum ve sirkelerimi de içim çeke çeke kullanabiliyorum. Kabım doldu. Biraz daha su vardı. Sıcak sudan geçirmiş olduğum kavanozuma sirkemi boşaltıyorum. Bunun tamamı beyaz üzümdü. Süzdükten sonra tamamen doldurabilirsiniz kavanozunuzu. Bir daha taşma işlemi olmayacaktır. Sirke anasının da daha aşağıda olmasını istemediğim için bu dar yerine kadar doldurdum. Bu aşamadan sonra elinizde sirke anası varsa garantilemek için atabilirsiniz. Ama yoksa bu şekilde de bir köşeye atıp dönmesini, sirkeye oluşmasını bekleyebilirsiniz. Benim sirke anam var. Onun için bir parça atacağım içerisine. Riske atmak istemiyorum sirkelerimi. Küçük bir parça yeterli olacaktır. Sirke anasına el değmemesi gerekiyor. Eğer el değerse bozulduğunu deneyimledim. Küçücük bir parça bile yeterli olur. Ağızlarını kapatmıyorum. Dolabımın bir köşesine atıp sirkelerimi unutacağım. Bu da 3-4 ay önce hazırladığım elma sirkesi. Şu anda kullanıma hazır. Üzerinde sirke anası oluşmuş durumda. Bu şekilde üzerinde sirke anasının oluşması sirkenin güzel olduğunu, tuttuğunu gösteriyor. Dibinde tortuları var. Üzüm sirkesi yapmak için en uygun zaman Eylül sonu ve Ekim ayı. Tamamen tatlanmış oluyor üzümler. Sirke daha çabuk olgunlaşıyor. Kendi deneyimlerimle yaptığım üzüm sirkemi sizlerle paylaştım. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.